sanayiden, üniversiteden ve kamu sektöründen değişik alanlarda üst yöneticileri bir araya getirip bir arada tokuşturuyorlar aslında. Tartışmalar yaparak bu müzakerelerden güzel fikirler ortaya çıkması sağlayan iyi bir platform oldu. Biraz daha büyümesini istiyoruz. Nispeten küçüktü ama doğal bir şey zaten yeni başladığı için. Biz 2 yıldır bir şekilde hem stand bazında hem de ben şahsen bizzat gelerek destek olarak katılmaya çalışıyoruz. İnşallah desteğimizi de sürdürmeye çalışacağız. Zamanlama planlama olarak biraz daha erken şirketlerle irtibata geçilirse biraz daha büyük olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece bu etkinliğe mahsus olmayarak yılın sonuna doğru kalan etkinlikler bütçenin dibinde kalan paralarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Her yıl böyle bir sıkıntımız oluyor ne yazık ki. Biraz önce biraz daha erken agresif şey yapıp özellikle bizim gibi kurumsal firmalara biraz daha baskı yapıp biraz daha fazla paylar ayıttırmak için gayret göstermemiz gerekecek. Ama tabii bizim tarafımızda da var. Biz de biraz daha cömert davranmaya çalışacağız inşallah. Çünkü bu etkinlikler hem sanayicilerimizi hem kamu sektöründen insanları hem de üniversite öğrencilerimizi ciddi anlamda bir araya getirmeye çalışan etkinlikler. Bunların sayısı arttıkça inşallah biz daha memnun oluyoruz. Standlarımızı ziyaret eden öğrencilerden memnun oluyoruz. Çünkü bizim bu tip yerlerden beklentimiz daha çok müşteri beklentisinden ziyade insan kaynağı, ilişkileri, network'ü geliştirmek, ulaşabildiğimiz öğrencileri geliştirebilmek, sayısını artırmak ve Türkiye'nin en iyi beyinlerini inşallah kendi firmalarımıza çekmek olacak. Teşekkür ediyorum. Zamanlama olarak bu hafta benim bayağı yoğun bir haftama düştü ama ben gene de geldim. Hızlı bir arada dolaşma fırsatım oldu. Etkinliğin ölçeği büyüdükçe bu standların ölçekleri de büyüyecek. Ama özellikle ARGE kapsamlı olduğu için çok da fazla böyle büyük yerlere ihtiyaç yok. Air Show gibi bir uçak gösterisi falan da hedeflenmiyor burada zaten. O yüzden standlar biraz daha genişleyebilir ama bu da zamanla olacak zaten. Ama bence ölçek açısından uygun. Katılım özellikle üniversite katılımı teşvik edilirse daha da iyi olacak inşallah. Aslında bu çok iyi bir şey. Ben aslında son oturumda konuşmacıydım. Son oturum olunca biraz da gecikmeli başladık zaten. Hala daha salon hemen hemen büyük çoğunlukla doluydu ve büyük kısmı gençlerdi. Yani iş adamlarından ziyade zaten gençler bizim hedefimiz bu ARGE zirvelerinde. Bu gerçekten memnuniyet verici. Gençlerimizin özellikle o yaşta bu saatlere kadar kalıp ki tahmin ediyorum büyük çoğunluğu toplu taşım vasıtalarıyla buraya gelmiştir. Bu saatlere kadar kalıp böyle görüş alışverişlerine, üst seviyede insanlar ne düşünüyor, sektör liderleri ne düşünüyor, önem vermeleri çok iyi bir şey. Yani gençlerimiz ileriye doğru bakıyorlar. Nereye doğru gideceklerini, sektörün nereye doğru gideceğini kestirmeye çalışıyorlar. Sektöre yön verenlerin neler düşündüğünü anlamaya çalışıyorlar ki gençlerimizin planlı çalıştığını gösteriyor. Yani Allah'a şükür bu güzel bir şey. Bundan memnun oluyoruz. Teşekkür ederim. Aslında Mimarlar Mühendisler grubu uzun yıllardır var olan, devam eden, bizim de destek vermeye çalıştığımız, sağ olsun onlar da bize gelip gidiyorlar. Zaten desteğimizi buralara katılarak da gösteriyoruz. Türkiye'de her gruptan insanın sesini duyurabildiği ortamlar, profesyonel birliktelikler olmasının doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ne yazık ki geçmiş yıllarda bu tip birliktelikler bazı halkımızın, onlar da bu halkımızın bir segmentini, grubunu oluşturuyor ama belli segmentteki halkımızın belli bir grubundaki tarafta kaldılar. Ne yazık ki bütün halkımızın her tarafını kapsayacak şey olamadı. Tabii yeni yeni diğer görüşlerdeki halk gruplarının da kendi profesyonel birlikteliklerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu güzel bir şey, çok seslilik. Ben her zaman kendi şirketimde de söylüyorum. Genel Elektrik ARGE'de çalışırken ben grup başkanlığı yaptım. Benim grubumda fil tanrısına dua ederek yatan bir Hindu çalışanım vardı. Ben aldım işe çünkü çok iyi mühendistim. Ondan sonra oğlu Kenya'da parasız misyonerlik, doktorluk yapan, o derece sağlam, inançlı Hristiyan bir çalışanımız vardı. Hiç Allah'a inanmayan vardı. Ben vardım. Yani bunların hepsi bir araya gelip ortak iyi sonuç için bir arada ekip olarak çalışabiliyorduk biz. Bu ne için? Çünkü bir şirketteyiz ve şirkete değer katmak için iş yapıyoruz. Onun karşılığında maaş alıyoruz. Ve herkes bunun bilincinde olduğu için bütün bu görüş ayrılıkları, tabii ki olacak insanların görüş ayrılığı, hepsini bir arada dışarıda bırakıp bir arada çok rahat çalışabiliyorduk. Türkiye ne yazık ki daha bu olgunluğa erişmedi. Türkiye'nin de bu olgunluğa erişmesini istiyoruz. İşte bu çeşitliliğin içinde sesi duyulmayan tarafların bir sesini de Mimarlar Mühendisler Grubu duyurmaya çalışıyor. O çeşitliliği çoğalacak inşallah. Birbirimize saygı duymayı da bu şekilde yavaş yavaş Türkiye yerinde öğreneceğiz inşallah. Yok, teşekkür ederim. Daha fazla vaktinizi almayayım. Her şey için teşekkür ediyoruz organizasyon için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.